Komutanlarımız, Sayın Başkanım, değerli protokol, saygılar mühterem, saygılar hemşerilerim. Öncelikle ilçemin kurtuluşunun 102. yılında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Aslında konuşma yapmayacaktım ama bir anım var. İnsanın tüylerini diken diken eden bir anım. Gerçek yaşanmış bir öykü. Fakat ondan önce değerli başkanımız biraz önce hükümet konağımızın önünde yaptığı konuşmaya ilaveten şunu söylemek isterim. Biz Türk milleti asil bir milletiz. Ama bizi işgale edenlerin ne kadar alçak ve hain, onursuz, omurgasız olduğunu ispatı olarak bir iki cümle söylemek istiyorum. 8 Ağustos 1920'de Mondros Anlaşması'ndan sonra 7. madde gereği İngilizler İstanbul'u işgal ettiler. Fransızlar Maraş, Antep ve Urfa'yı işgal ettiler. O zamanki isimleri öyledir. Daha sonra kurtulduktan sonra Gaziantep olur. Kahraman Maraş olur. Şanlıurfa olur. Ve Adana tarafında biliyorsunuz İtalyanlar işgal ediyor. Peki Yunanlar ne yapıyorlar? Yunanlar Bursa'mızın 17 ilçesinde çok ağır işkenceler yaptılar. Çocukların kesimini bir kenara bırakıyorum. Çok özür dileyerek söylüyorum. Annelerin karnındaki bebekleri dahi çıkarıp süngülerine takarak resim çektirdiler. Bunlardan birisi de Venizelos'un oğlu, daha sonra Yunan başbakanı olacak olan Venizelos'un oğlu General Sofokles'tir. Bizim tophanede meftun olan, yatan ilk payitahtımız 624 yıl adaletle hükmeden bir devletin ilk payitahtı olan Bursa'mızın manevi komutanlarından ve padişahlı Zan Osman Gazi'nin ve Orhan Gazi'nin türbesine gider. Bu general fotoğrafçısını çağırır, gel bakalım der, şöyle bir Osmanlı hatırası çektirelim. Osman Gazi'nin ve Orhan Gazi'nin türbesinde olur bu hadise. Şöyle kolunu sandıkaya yaslar, kılıç da elindedir. Çek bakalım bir Osmanlı hatırası der. Yeryüzünde hiçbir asker, hiçbir komutan böyle aşağılık bir hareket yapmamıştır. Bizim kahraman komutanlarımız esir aldıkları düşman ülkelerinin komutanlarının belindeki kılıcı asla almadılar. Bu senindir der. Belindeki silahını almadılar. Bu senindir der. Onları o şekilde esir olarak alırlar. Ama bunların adiliklerini bütün dünya görüyor. İkinci olarak şu adi hareketi yapıyor. Osman Gazi'nin türbesine tekme atıyor. Yeryüzünde hiçbir komutan, hiçbir devlet adamı bir başka devletin kurucusuna, komutanına, saygıdeğer bir insana bu ağır muamele yapmaz. Kalk bakalım koca sarıklı Osman der. Kalk da torunlarını kurtar der. Sonra yan tarafta Orhan Gazi'nin eşi olan, Tekfur'un kızı olan, ilk ismi Halifera daha sonra Nülfer'e çevriliyor biliyorsunuz. Onun da sandıkasına gider şunu der. Ne oldu der. Bir Türk'le evlendin de ne oldu? Bak şu anda o Türkler benim çizmelerimin ayakları altında. Bu bir devlet adamına yakışmaz. Bu bir askere yakışmaz. Ama Yunanlı olduğu için yakışır. İngiliz olduğu için yakışır. Başka ülkelerin insanlarına yakışır. İşte böyle bir konumda Burdur mebusu, yani Burdur milletvekili İsmail Supi Bey ulustaki ilk mecliste o zaman adının başında Türkiye Büyük Millet Meclisi yoktu. Sadece Büyük Millet Meclisi. Orada bir konuşma yapar. Mustafa Kemal Paşa henüz daha soyadı kanun çıkmamıştır. Atatürk soyadı almamıştır. O da dikkatle İsmail Supi Bey'in konuşmasını dinler. Der ki ilk payitahtımız Osman Gazi'nin ve Orhan Gazi'nin türbeleri şu anda ayaklar altındadır. Bu konuşmayı yaparken kendisi de gözyaşlarına boğulur ve meclisteki, ulustaki, meclisteki bütün milletvekili. O zaman Mustafa Kemal der ki o konuştuğunuz kürsüye puşi değil siyahı getirin. Yani siyah bir örtü örtülür
Bursa kurtuluncaya kadar bu örtü bu meclisin bu kürsüden kalkmayacak der. İşte tarihlerin 11 Eylül 1922'yi gösterdiği Şükrü Naili Bey komutasındaki askerlerimiz, Mehmetçiklerimiz Bursa'yı fethettiğinde meclis kürsüsündeki o kuşu değil siyah kaldırılır. Benim rahmetli ninem, Zehra ninem, çok sert mizaçlı bir Osmanlı kadın. Biz tir tir titredik, rahmetli babam dahil olmak üzere. Şimdi anlatacak olduğum anı benim yaşıtımda olan orhaneliler bilir, bazı isimleri vermeyeceğim. Onların anısına hürmeten vermeyeceğim. Biz Ramazan bayramlarında ve Kurban bayramlarında bütün sülalece rahmetli ninemin, dedem yoktu, benden önce vefat etmişti, elini öpmeye giderdik. Ara sıra orada bir teyze görürdük. Bu teyze bizim akrabamız değil ama bu teyze neden bayramlarda hep Zehra ninemin elini öpmeye geliyor derdik. O bahsettiğim teyze de bizim, benim doğduğum hemen askerlik şubesinin 50 metre uzandaki evin yan tarafında evleri var. O teyze de çok sert mizaçlıydı. Biz onun evine 50 metre bile yaklaşamazdık. Ama o teyze neden Zehra ninemin elini öpmeye geliyor diye hep merak ederdi. Biz o zaman çok küçüktü, 4 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşındaydık. Yıllar geçti ki sonra öğrendik. Yunan buraya işgale geldiğinde, ki benim rahmetli annem de dahil olmak üzere, biz Yunan demezdik, Yunan derdiler. Yunan geliyormuş cümlesi orhanenin içinde yankılanıyor. İşte o benim rahmetli o sert mizaç dedim Zehra ninem. Tam o sırada fırına ekmekleri vermek üzere, daha fırın ekmekler minnet dediğimiz o tahtalarda 15-20 tane o yuvası olan tahtalar, onları hemen orada bırakıyor ninem. Mahalledeki 7-8 tane 11-12 yaşındaki kız çocuğunu alıyor, daha kaçırıyor yukarı, şu bizim ilk mektep dediğimiz yere doğru kaçırıyor. Arkadaşlar bunun anlamı ne? Bu Yunanlılar asker de olsa onursuz kimliksizler 7 yaşında 8 yaşındaki çocuklarımıza musallat olacak. Çünkü duydular Gemlik'te, Orhan Gazi'de, Yenişehir'de bu tip hadiseler çok yaşandı. Rahmetli ninem onların elinden kapıyor ve dağa kaçıyor. O ilk mektep dediğimiz yerlerdeki bir yerlere götürüyor. Ve akşama kadar orada çalıkların arkasında saklıyor çocukları. İşte o çocuklardan birisi her sene ninemin elini öpmeye giden teyzelerden biriymiş. Ben bunu yıllar sonra öğrendim. İşte bakın bizim asil milletimiz 624 yıl 3 kıtada hüküm sürerken bir Allah'ın kulunun bilerek burnunu kanatmamışken, çocuklara kılıç çekmemişken, çocukların çok özür dilerim ırzına geçmemişken Yunanlardan 7-8 tane çocuğu kurtaran bir Zehra ninem. Ben bütün komutanlarımızdan, bütün askerlerimizden ve şu ülkedeki nazlı nazlı dalgalanan bayrağımızın altında bizlerin huzur içinde yaşamamıza kimler vesile oluyorsa A'dan Z'ye hepsini önde saygıyla, hürmetle eğiliyorum. Rabbim gani gani rahmet eylesin diyorum. Sizlere de sevgiler, saygılar sunuyorum. Tarihe not düşen bu konuşmalarından dolayı Sayın Vekilimize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Orhaneli Belediye Başkanımız Sayın Ali Osman Tayyip Bey'i mikrofona davet ediyorum. Başkanım. Sayın Kaymakam, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Milletvekilim, Sayın Jandarma Komutanım, Emniyet Amirim, dairelerimizin kıymetli amirleri, Sayın Müftü Hoca, kıymetli hazırım, değerli protokol, kıymetli hemşerilerim, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Toplu sünnet şölenimize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Orhaneli'mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı münasebetiyle biz bu sene hem Karagöz Festivalimizi hem de Kurtuluş Şenliklerimizi bir arada birleştirerekten kutladık, bir etkinlik yaptık. Cuma günü başlayan etkinliğimiz, cumartesi günü ülkemizin tanınmış sanatçıların sahne aldığı bir etkinlikle, pazar günde yöresel sanatçılarımız eşliğinde, türkülerimiz eşliğinde, danışığımızı,
düğün alaylarımızı ve diğer kültürel etkinliklerimizi gerçekleştirdik. Bugün de bu kapsamda sünnet şölenini icra edeceğiz. Bu anlamda biz 12 tane yavrumuzun sünnetini yaptırdık. Bugün de bunların şölenini, eğlencesini, Mevlid-i Şerif'ini ve Kur'an-ı Kerim tilavetlerini yerine getireceğiz. İnşallah etkinliğimiz de bu şekilde kazasız belasız huzur içerisinde tamamlamış olacağız. Ben katılan herkese, destek sunan herkese teşekkür ediyorum. Özellikle bizi bu anlamda hiç yalnız bırakmayan Osman Yılmaz abimize sağlıklı, hayırlı, huzurlu ömürler diliyorum. Sait Yılmaz amcamıza da rahmetle, minnetle anıyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Çocuklarımıza acil şifalar diliyorum. Ömürleri, bahtları açık olsun. Gelecek günleri her zaman sağlıklı, huzurlu geçsin inşallah. Başarılı bir hayat diliyorum. Kurtuluşumuz hayırlı olsun. Birlik beraberliğimiz daim olsun. Bu duygu düşüncelerle ben hepinizi tekrardan saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.